Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Hearts of Iron 4 Türkiye incelemesi serimizin 9. videosuyla karşınızdayım. Daha önceden National Focus'ları inceledik, komutanları inceledik, siyasi liderleri, politik danışmanları inceledik. Bu videomuzda da muhtemelen son videomuz olur. Eğer Türkiye ile ilgili eksik kalan bir şey varsa yorumlarda talep ederseniz onları çekebiliriz. Ancak bence bu videoyla birlikte Türkiye ile ilgili incelemediğimiz hiçbir şey kalmadı. Çünkü kalmayacak. Çünkü bu videoda artık amiralleri göreceğiz. Şurada seçebileceğimiz amiralleri göreceğiz. Onun dışında diğer videolarda incelemediğimiz mesela Political Concern'de Kamil Tolon var. Bunu göreceğiz. Teoristleri göreceğiz. Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri ve yüksek kumandanlık genelkurmayı da görevlendirebileceğimiz kişileri göreceğiz. Ve son olarak casuslar kısmına bakacağız. Ve bu seriyi izlediğiniz takdirde bizim incelemediğimiz hiçbir karakter kalmamış olacak. Biliyorsunuz bu serideki amacımız size bu oyunu en iyi nasıl oynarsınız şeklinde bilgi vermekten ziyade arkadaşlar tarihi altyapılarını anlatmak. Bu karakterler geçmişte neler yaşamışlar, tarihte siyasi hayatımıza, Türk politikasına nasıl etki etmişler veya edememişler. Bunu inceleyeceğiz. Hangi olaylar gerçekten yaşanmış, hangileri yaşanmamış ve alternatif olarak bize seçenek olarak sunulmuş. Bunları göreceğiz. Biraz tarihe meraklı olan arkadaşlar için zaten bu video serilerini çekiyoruz arkadaşlar. Belki mesela buradaki karakterlerin gerçekte kim olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Veyahut da videoları izlediğinizde daha önceden hiç duymadığınız bazı bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Bunun için hem faydalı hem de eğlenceli bir video serisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen videomuzun içeriğine geçelim arkadaşlar. Amirallerden başlıyoruz. Yine Paradox Wiki'den yararlanıyoruz. Gördüğünüz gibi şu 3 amiral her zaman seçebileceğimiz bir amiral. 4. amiral ise Ferdinando, Umberto, Filippo, Adalberto Axis tarafından gidersek seçebileceğimiz bir amiral arkadaşlar. Hatta hangi National Focus'la geldiğini de söyleyelim. Axis tarafından giderseniz Italo-Turkish Naval Academy'de bu fokusu tamamladığınızda amiral olarak seçebiliyorsunuz. İlla ki Akdeniz Antant'ına katılmanıza gerek yok. Axis'e Alman'la aynı faction'a girdiğinizde de bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Amirallere geçelim arkadaşlar. Oyundaki amirallerden birincisi Mehmet Ali Ülgen arkadaşlar. Tıpkı komutanlarda olduğu gibi burada da statları ve skill'lerini görebiliyorsunuz. Mehmet Ali Ülgen'le başlayalım arkadaşlar. Mehmet Ali Ülgen ilk Türk Deniz Kuvvetleri komutanımız. Önemli bir denizci 2. Dünya Savaşı dönemi için arkadaşlar. 36 yılında Tu Amiral olarak başlıyor. 38'de Tüm Amiral olarak görev yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Müsteşarlığında çeşitli üst komutanlıklarında görev alıyor. 45'te Kore Amiral olarak terfi ediyor. Daha sonra 49'da Deniz Kuvvetleri Komutanı olmuş arkadaşlar. İkinci komutanımız Sadık Altıncan arkadaşlar. Sadık Altıncan da 2. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı. 33 yılında Deniz Harp Akademisi'nden mezun kurmay subay oluyor. Çeşitli deniz birliklerinde genelkurmay karargahında görev yapıyor. 45'te savaşın sonunda Tu Amiral oluyor arkadaşlar. Daha sonra 48'de Tüm Amiral oluyor. Ancak Demokrat Parti 1950'de kendisine darbe yapılacağı şüphesine kapılıyor ki 60 yılında 10 yıl sonra da gerçekten darbe yapılıyor kendisine karşı. İşte 50'deki bu şüphe nedeniyle bazı kuvvet komutanlarını ve generalleri, amiralleri tasfiye ediyor. İşte bu kapsamda Mehmet Ali Ülgen de re'sen emekliye sevk ediliyor. Ancak daha sonra işte vekaleten baktığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine 55 yılında atanıyor, 57'de emekliye ayrılıyor arkadaşlar. 60 yılındaki darbeyi görmüyor. Statları çok fazla iyi değil. Biraz atak bir komutan ancak Mehmet Ali Ülgen daha iyi. Çok fazla deniz kuvvetleriyle ilgilenir misiniz Türkiye'de yani minör devletlerde? Bilmiyorum ancak güçlü bir donanma kurmayı hedefliyorsanız çok fazla komutan görevlendirebilirsiniz. Ancak bence Mehmet Ali Ülgen eğer Ferdinando reisi
donanmanın başına getirmezseniz idare edebilir gibi gözüküyor. Şükrü Okan arkadaşlar, Şükrü Okan'ı görüyorsunuz bu eski tarihlerde, mesela Napolyon döneminin amiralleri olur, böyle üçgen şapkalı. O amiral şapkasından giymiş, yani eski toprak Şükrü abimiz. Zaten 1880 doğumlu, neredeyse Atatürk'le yaşıt diyebiliriz. Çeşitli görevlerde yer almış arkadaşlar. Donanma komutanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış. Okan soyadını bizzat Atatürk kendisine vermiş. İngilizce, yani Wikipedia kısmına baktığımızda detaylı da bir bilgi göremiyoruz. Ancak şu önemli bilgiyi görüyoruz. He was a devoted supporter of Atatürk and his reforms. Yani Atatürk ve reformlarının sadık bir taraftarıydı, destekçisiydi bilgisini görüyoruz. Bunu da oyunda şu şekilde Kemalist şampiyonu olarak görüyoruz. Zaten gördüğünüz gibi diğerlerinde yok. Şükrü Okan'da var. Yani rejim yanlısı bir amiral arkadaşlar. Az önce söylediğim fokusu yaparsak deneyimli bir donanma komutanı amiral olarak Ferdinando geliyor. Prens Ferdinando da Genoa dükü. Hiçbir zaman tabi İtalya ile Türkiye ilişkileri o kadar iyi olmadı. Hatta Mussolini Akdeniz'de, Ege Adaları'nda ve Batı Anadolu'da hak iddia etmişti. Bu İtalyanlarla Türkiye'nin arasını bayağı bir bozmuştu. O nedenle hiçbir zaman bu kadar sıcak ilişkiler olmadı. Ancak alternatif olarak eğer Türkiye mesela faşist tarafa Akses'e yanaşırsa bu Prens Ferdinando abimiz de Savoy dükü olarak ne yapabiliyor? Bize katılabiliyor. Bir Agabe bilgisi olarak da kendisinin çocuksuz olarak çocuğu olmadan bu dünyadan göçmüş gitmiş ve Genova düklüğü de kardeşi Prens Filiberto'ya kalmış arkadaşlar. Öyle de bir bilgi verelim. Şimdi amiraller böyle arkadaşlar. Onun dışında herkesi, yani oyunda görebileceğiniz bütün karakterleri bu serimizde anlatmak istiyoruz. Şurada belki gözünüzden kaçmıştır. Debt Council var. Yani borç konseyi. Duyun-u Umumiye var Osmanlı'da. Bu seçeneklerde Kamil Tolon'u şurada görebiliyoruz. Oyunda nerededir bu diye merak ederseniz şurada. Eğer Debt Council, yani borçlarınızı öderseniz bir şekilde Kamil Tolon'la Kamil Tolon'u görevlendirebiliyorsunuz. Yani deha bir mucit olarak, sanayici olarak Kamil Tolon var. Politik power kazandırıyor bize, ilişki geliştirmemizi sağlıyor ve electronic research'ü geliştirmemizi sağlıyor biliyorsunuz. Şurada engineering kısmında bazı şeyler var. Elektronikle ilgili şeyler var. Bunları geliştirebilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi kimdir acaba bu Kamil Tolon arkadaşlar? Kamil Tolon'a baktığımız zaman önemli bir sanayiciymiş ve mucitmiş arkadaşlar. Türk girişimci, sanayici ve iş insanı. İsviçre'de ölmüş. Yani yabancı dil bilen, Batı dünyasını tanıyan eğitimli bir abimizmiş arkadaşlar. Ankara Hukuk Fakültesini bitiriyor. Adnan Menderes'le bu Ankara Hukuk'tan sıra arkadaşı. Dolayısıyla ileride siyasete de atılacak. Ancak hukukçudan çok adam böyle bir mühendis gibi, mucit gibi, sanayici gibi, PTT müfettişliğinden sonra işte çeşitli şirketler kuruyor, fabrikalar kuruyor, çeşitli şeyler icat ediyor. Mesela çamaşır makinesi deneme üretimleri var. Türkiye'deki ilk çamaşır makinesi üreticilerinden bir tanesi. Arkadaşlar, onun dışında elektrikli motor üretilmesi isteniyor vesaire. Bir şekilde çeşitli buluşlar yapıyor. Yani önemli bir aslında mucit diyebiliriz kendisi için. Oyunda da Industrial Concerns'de bulunuyor. Eğer diğer şirketleri mesela görevlendirmeyi düşünmüyorsanız Kamil Tolon'a da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş teoristlere gelelim arkadaşlar. Teoristler dediğimiz kişiler, teorisyenler farklı askeri teorileri inceliyorlar arkadaşlar. Birincisi Ali Fuat Cebesoy. Ali Fuat Cebesoy arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın önemli figürlerinden birisi, kahramanlarından birisi. Batı Cephesi Huay Milliye Komutanı'dır aslında Ali Fuat Cebesoy. Başarılı mücadeleler vermiştir. Ancak daha sonra
çok partili hayata geçiş denemeleri var Atatürk döneminde. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurduğu için ve ismi daha sonra İzmir suikastında yer aldığı için ne yapıyor? Biraz gözden düşürülüyor rejim tarafından. İstiklal mahkemelerinde orgeneral rütbesindeyken yargılanıyor. Yani Atatürk rejimine biraz karşıt olduğu düşünülüyor. Daha sonra 45 sonrası çok partili hayatta da Demokrat Parti üyeliği var. Yani sağ siyasetin o dönemki önemli isimlerinden birisi oluyor arkadaşlar. Askeri yönüne baktığımızda ise oyunda teoristlerden şöyle baktığımız zaman askeri teorist ordunun tecrübe kazanmasını sağlıyor. Yani başlarda bunu alırsanız arkadaşlar şurada Ali Fuat Cebesoy'u seçerseniz buradan da Army Experience'ınızı arttırıp ileride Division'larınıza ne yapabilirsiniz? İşte topçu desteğidir, diğer destekleri ekleyebilirsiniz. Veyahut da orduyu şu şekilde genişletebiliyorsunuz. Öyle bir bilginiz de olsun arkadaşlar. Military Theorist olarak böyle önemli. Şimdi ikincisi Kazım Karabekir. Komutanlarda Kazım Karabekir'i anlattık. Ancak burada Grand Battle Plan Expert olarak yer alıyor. Yine Army Experience Gain ve Grand Battle Doctrine veriyor. Atatürk'ün yalnız mevcut lider olmaması lazım. Kazım Karabekir'in arası çok iyi değil. Biraz muhalif bir komutan olduğu için arkadaşlar. Grand Battle Plan'de şöyle söyleyelim. Land Doctrine'de Grand Battle Plan Doctrine giderseniz Kazım Karabekir'de başta olursa en iyi verimi alırsınız arkadaşlar. Onu belirtelim. Şimdi Ahmet Ali Çelikten'e gelelim. Bu bir havacı teorisyen arkadaşlar. Şimdi fotoğrafta belki çok belli olmuyordur. Şurada baktığımızda siyahi yani Afrika kökenli bir Türk vatandaşı olduğunu göreceksiniz. Havacılık tarihindeki Afrika kökenli Türk pilot havacılık tarihindeki ilk siyahi pilotlardan biri. Hatta ilk erkek siyahi asker pilotmuş arkadaşlar. Biz bugüne kadar bunu çok bilmiyorduk Ahmet Ali Çelik'ten. Hatta 5 tane siyahi pilottan birisiymiş 1. Dünya Savaşı'nda. Nijerya kökenliymiş arkadaşlar. Annesi Zenciye Emine Hanım'mış. Büyük annesi Nijerya'dan köle olarak getirilmiş arkadaşlar. Daha sonra kendisi orduya katılıyor. Önce denizci olmak istiyor. Ancak daha sonra ne yapıyorlar? Havacılığa yöneliyor ve tarihteki ilk siyah pilot unvanını alıyor. Ahmet Ali Çelik'ten Türk Ulusal Hareketi'ni Kurtuluş Savaşı'nı destekliyor. Hava Üs Komutanlığı yapıyor. Hatta savaşta da Kurtuluş Savaşı'nda da yer alıyor. İleride hava müsteşarlığına atanıyor. Arkadaşlar Ahmet Ali Çelik'ten siyahi bir Türk komutanı, Afrika kökenli bir komutanımız Naval Experience demiş. Naval Experience biraz ilginç olmuş. Vecihi Hürkuş'u olduğu için Naval Experience'ı buraya vermişler. Belki önceden denizci olduğu için ama çok mantıklı değil gibi. Base Strike Doctrine yani üs vurma doktrini olarak yer almış. Yani sanki böyle bir denizci gibi biraz duruyor. Çünkü Naval Aviation daha doğrusu böyle Naval Bomber düşünüyorsanız ve onlarla üs vurmayı falan planlıyorsanız Ahmet Ali Çelikten'i kullanabilirsiniz. Çok da şey değil yani hatalı bir effect stat verilmemiş. Geçelim Vecihi Hürkuş'a. Vecihi'yi tanırsınız. Neşeli Günler'de Şener Şen'in canlandırdığı bir Vecihi karakteri vardı. İşte o ismini buradan alıyor. Soyadı da Hürkuş. Bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarında soyadı kanunu çıkınca genellikle yaptıkları işle ilgili soyadlar alıyorlar. Tayyareci, tayyare uçak demek biliyorsunuz. Vecihi uçağının yanında ilk uçuş denemelerini yapıyor. Önemli bir hava pilotu bizim için arkadaşlar. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri. Türk pilot, mühendis ve girişimci. İlk uçak tasarımcısı ve üreticisi. Türkiye'nin ilk yerli uçağını da üretmiş arkadaşlar. Vecihi Türk Kuş. Uçuş denemeleri var. Kurtuluş Savaşı yıllarında işte Yunan uçağını düşürüyor. Hatta Türk havacılık tarihinde savaş havacılığı diyelim tarihinde Türk hava savaş tarihinde veyahut da ilk defa düşman uçağı düşüren kişi 1. Dünya Savaşı'nda Rus uçağı düşürüyor.
Kurtuluş Savaşı zamanında da Yunan uçağını indiriyor. İnönü ve Sakarya Meydan Muharebelerinde de keşif ve destek uçuşları yapıyor. İstiklal madalyası alıyor. Daha sonra hayatını buna adamış bir girişimci, çılgın bir adam. Zaten filmde de hatırlarsınız, Şener Şen uçağıyla ne yapıyordu? Evin içerisine giriyordu. Vecihi geliyor diye söylüyorlardı. Vecihi Hürkuş böyle bir kişi. Bilelim, anlatalım arkadaşlar. Vecihi Hürkuş, Air Warfare Theorist, hava savaş teoristi, Air Experience verecek, Air Doctrine Resort Speed'i verecek arkadaşlar. Yani oyunda da mesela diyorsanız ki ben Air Doctrine gideceğim, istikbal göklerdedir, atamızın söylediği gibi o yoldan gideceğim diyorsanız Air Doctrine araştırma hızını da Vecihi Hürkuş'la arttırabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak Rauf Orbay var. Grand Fleet Proponent. Bu da bir amiral olarak yani denizcilikte işimize yarayacak. Naval Experience verecek ve Fleet in Being Doctrine'de verecek. Ama Atatürk'ün o lider olarak olmaması lazım. Tıpkı Kazım Karabekir'de olduğu gibi. Çünkü Rauf Orbay da muhalif olarak yer alıyor arkadaşlar. İzmir suikastında idamla yargılanıyor. 10 yıl ceza alıyor. Terakkiperveri kuruyor. Yani Atatürk'e böyle muhalif olan kişilerden birisi. Askeri kariyeri tabii ki Kurtuluş Savaşı'nda da Atatürk'le vesaire birlikte yer alıyor. Ancak daha sonra siyasi fikir olarak biraz Atatürk'ün devrimlerine, reformlarına çok sevmiyorlar demek ki. Saltanat ve halifeliğe ve Osmanlı'ya biraz daha kendilerini bağlı hissettikleri için Atatürk'le ters düşüyorlar, öyle söyleyelim. Ama Kurtuluş Savaşı'nda büyük hizmetleri olan bir kişi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da bakın İzmir suikastına vesaireye rağmen İnönü döneminde biraz Atatürk muhalifleriyle barışılıyor. Bilgili bir kişi tabii. 1942'de Londra Büyükelçiliğine getiriliyor. Diplomat olarak yani savaşın en böyle cafcaflı döneminde İngiltere'ye Londra Büyükelçisi olarak gönderiliyor. Daha sonra milletvekilinden istifa ediyor. Büyükelçilikten de 1944'te ayrılıyor. Demek ki savaş yıllarının o stresi vesaire zorlu gelmiş. Çok zorlu bir tecrübe arkadaşlar. Daha sonra hatıralarını vesaire yazmış. Oyunda dediğimiz gibi naval doktrin anlamında şey oluyor, yer alıyor arkadaşlar. Yaptığı askeri hizmetlere baktığımızda da zaten branşının Osmanlı donanması olduğunu görüyoruz ve Hamidiye kahramanı olarak anılıyor. Balkan savaşlarında Yunanlar Çanakkale'yi abluk altına alıyorlar. Bu ablukadan sıyrılmayı başarıyor vesaire. Yani önemli de bir denizci ve diplomat arkadaşlar. Şimdi Muzaffer Göksen'in diyor. Muzaffer Göksen'in de şurada olması lazım. Evet, şimdi iki tane hava kuvvetleri komutanı var. Chief of Air Force. Bunlara bakalım. Bunlar kimmiş diye bakalım. Hatta şuradan bir önce hava doktrinlerini bir bulursak iyi olacak. Evet, amiralleri gördük. Hava kuvvetleri. Chief of Army'ye bakacağız. Ondan önce Chief of Air Force Muzaffer Göksen'in arkadaşlar. Hava kuvvetlerinin komutanı Air Reformer, hava reformcusu. Air Experience veriyor. Zeki Doğan da Ground Support yani kara desteği. İkisi de Expert, Air Superiority veriyor. Biraz daha Ground Support'a yönelik olsa iyi olurdu. Hava üstünlüğü veriyor. İki tane komutan var arkadaşlar. Peki gerçekte ne yapmışlar bunlar? Muzaffer Göksen'in arkadaşlar, Türk asker ve diplomat, Hava Kuvvetleri Komutanı 1922-23 yıllarında hava sınıfına geçiyor. Süvariden havaya geçiyor arkadaşlar. 33 yılında Harp Akademisi'ni okul birincisi olarak bitiriyor. Kurmay subay oluyor. 44 yılına kadar çeşitli yerlerde yer alıyor. Hava kuvvetlerinin modernize edilmesini yürürlüğe koyan ilk komutan Air Reformer olarak yer alıyordu. Hava reformcusu. Dolayısıyla bunlar doğru bilgiler arkadaşlar. Hava reformcusuydu gördüğünüz gibi. Ground Support Zeki Doğan'a bakalım. Zeki Doğan abimiz de Harp Okulu'nun
harp okuluna giriyor arkadaşlar. Daha sonra 1. Dünya Savaşı çıkıyor. Süvari asteğmenmiş o zamanlar. Tabi havacılık yok. 1919'da Türk Kurtuluş Savaşı'na katılıyor. Büyük taarruzda yer alıyor. Daha sonra 42 yılında tümgeneral rütbesi oluyor. Hava müsteşarlığı var. 1944 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk komutanı olarak yer alıyor arkadaşlar. Çeşitli ödülleri de var. Zeki Doğan'ın önemli Türk savaş pilotlarından ve komutanlarındandır kendisi. Şimdi gelelim casusluk olayına arkadaşlar. Casusluk olayında sadece Ruzi Nazar'ı görüyoruz. Oyuna baktığımızda şuraya tıkladığımızda altta casuslar var. Bakın burada Recruit Ruzi Nazar'ı görüyoruz. Diğerleri hayali karakterler arkadaşlar. Zaten soyadı Karabekir, subaşı, random verilmiş kişiler. Gerçekte yer almıyor. Ancak Ruzi Nazar gerçek bir karakter. Sert ve komando. Şurada gördüğünüz gibi şu görevlere verildiğinde bonus alıyor. Bakın Kazak kökenli diye gösterilmiş. Ve Sovyetlere karşı görev yaptığında ne yapıyor? Çeşitli bonuslar alıyor. Zaten Alman subayı üniforması var burada. Gözlerden kaçmayacaktır. Peki kim Ruzi Nazar? Bu efsane bir casus, ajan arkadaşlar. Ruzi Nazar 1941'e kadar Sovyetler Birliği'nde görev alıyor. Zaten Özbek kökenli aslında. Kazak değil, orası yanlış. Daha sonra savaş zamanı işte Türk lejyonları kuruluyor, SS'ler. Yani Orta Asya'da yaşayan Türklere bağımsızlık vermek gibi bir hedef koyuyorlar. Ve Türk kökenliler bu SS lejyonlarına katılıyorlar. Almanlara da 41-45 yıllar arasında hizmet veriyor. Daha sonra savaş bitince biliyorsunuz Amerikalılar Almanların hem eski mesela Nazi komutanlarından askeri anlamda yararlanıyorlar, hem bilim adamlarından yararlanıyorlar, hem de casuslarını kullanıyorlar. İşte Amerika tarafına geçiyor arkadaşlar. Tam bir casus hayatı yaşıyor. Önemli görevleri var arkadaşlar. Yani ölene kadar adam böyle bir istihbaratçı, casus olarak görev yapmış. Detaylı bilgilere buralardan alabilirsiniz. Savaş sonrasında da Amerika'ya yanaşıyor ve zaten Nazilerle işbirliği yaptığı için Almanya ile Sovyetler Birliği'ne giderse öldürüleceği kesin. Amerika için çalışıyor. Hatta Amerika'da kendisini Türkiye'de görevlendiriyor. 59'dan 71 yılına kadar. Orada işte Alparslan Türkeş'le, milliyetçi, Turancı kişilerle bir şekilde iletişime geçiyor. Çok böyle derin bağlantıları var. MIT'le de derin bağlantıları var. Böyle askeri darbelerde adı geçiyor. İşte 71 muhtırasında adı geçiyor. Çok ilginç bir karakter arkadaşlar. Ruzi Nazar. Şimdi yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Türkistan Lejyonu dedik. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar Sovyetlerdeki Türk halklarına diyorlar ki işte size özgürlüğünüzü kazandıracağız. Naziler ilk başta Türk halklarını ırksal olarak aşağı görse de Sovyetleri işgal edince onlardan yararlanmak istiyorlar ve çeşitli Türk lejyonları kuruyorlar arkadaşlar. Bunlar da SS birliklerine bağlı oluyor. Ama işte belki Sovyetler tarafına geçerler diye Sovyet Savaşı'nda doğrudan yararlanmıyorlar. Sınır koruyorlar veyahut da Yugoslavya'da görev yapıyorlar. İşte Pan-Türkist davaları savunan kişiler arkadaşlar. Şimdi burada bir kişiyi unuttuk arkadaşlar. Geçenki videoda Political Advisor'da bahsettik aslında kendinden. Şurada Nuri Killigil'den. Ancak Wikipedia'dan bilgisini vermediğimiz için onu unutmuştuk. Şimdi hem ondan bahsedelim hem de yeri gelmişken anlatalım. Nuri Killigil arkadaşlar, Political Advisor olarak atayabiliyoruz. Enver Paşa'nın kardeşi arkadaşlar bu kişi. Osmanlı ordu komutanı ama tüccar, yatırımcı ve sanayici aynı zamanda. Azerbaycan'ı kurtarmak için işte Sovyetlere karşı savaşı ve mücadelesi var. İşte daha öncesinden bir takım görevleri var. Mesela Kafkas İslam Ordusu'nda görev alıyor vesaire. Şimdi 2. Dünya Savaşı çıkınca Nuri Killigil Almanlarla görüşüyor. Franz von Papen'le görüşüyor ve Türkiye'deki Turancı harekete Almanlar destek veriyorlar. Dolayısıyla Almanya'daki Pan-Türkist fikirleriyle SS Türkist
Türkistan Lejyonu. Az önce söylediğimiz bu Türklerden oluşan Lejyonu Nuri Killigil'in önderliğinde kuruyorlar. Amaç işte Türk halklarının Sovyet esaretinden kurtarılması vesaire. Almanlar güçlüyken destekleniyor Nuri Paşa, ancak daha sonra 44 yılında Almanların yenileceği anlaşılınca İsmet İnönü çeşitli tedbirler almaya başlıyor arkadaşlar onlara şeylere karşı, Turancılara karşı. Biliyorsunuz 1944'teki Turancılar davasını. Ancak şöyle de ilginç bir özelliği var. İşte aynı Enver Paşa gibi Turancı bir kişi. Nuri Killigil'in bir silah fabrikası vesairesi de var. Bakın, yeni motor ve makinelerle havan ve havan mermisi üretimine başlıyor. Kendi adıyla anılan bir tabancası var. Tabanca üretmiş ve ölümü de çok şaibeli, şüpheli oluyor arkadaşlar. Kendisinin askeri fabrikası var. Fabrikada bir patlama yaşanıyor. Patlamada Nuri Killigil ve 27 kişi ölüyor. Cesedi bulunamıyor. Boş tabutla defnediyorlar. Bu patlama araştırılmıyor. Sabotaj denildi. Suikast yapıldı bu kişilere deniliyor. Ve üstünün o dönemlerde örtüldüğü söyleniyor. Yani Nuri Killigil bir şekilde suikaste kurban gitmiş de olabilir. O fabrikadaki patlama kaza mı, suikast mı, sabotaj mı bugüne kadar ortaya çıkmadı arkadaşlar. Ancak Türk tarihinin ilginç kişiliklerinden birisi ve bu olay da ilginç bir olay arkadaşlar. Şimdi şeye gelirsek, şuraya gelirsek, Military High Command'daki kişilere gelirsek, daha önceden açıklamadıklarımıza bakalım istiyorsanız. Sabiha Gökçen var orada. Sabiha Gökçen Atatürk'ün manevi kızı. İlk kadın savaş uçağı pilotlarından birisi arkadaşlar. Fotoğraflarını görüyorsunuz. Havacılık kariyeri var. Dersim Harekatı bir önceki videoda komutanlar ve Kürt isyanlarında anlatmıştık. Bunda yer alıyor Sabiha Gökçen. Hatay'ın Türkiye'ye katılmasında işte silahını çekmiş, havaya üç el ateş etmiş Fransız diplomatın yanında. Hatay'ın vatana katılması için gerekirse silahlarınız diye gözdağı vermiş. Atatürk'ün kızı diye böyle bir korkmuşlar yanındaki komutanlar, ama bir günlük bir gün hapis yatmış, gözaltında kalmış. Ama gerekirse biz silah kullanırız diye Fransız diplomatı da böyle bir gözdağı verilmiş. Böyle ilginç bir hatırası var. Atatürk'ün ölümünden sonra da kadınların orduda görev yapmasına ilişkin yasa çıkmadığı için askeri pilot olarak yer almıyor, ama uçuş okulunda baş öğretmen oluyor. Çeşitli uçuşlar gerçekleştiriyor arkadaşlar. Dünya tarihine adını yazan 20 havacıdan birisi olarak tarihe geçiyor Sabiha Gökçen. Oradaki diğer şeylere bakıyoruz arkadaşlar. Mesela şeyi falan incelediğimiz için Kazım Orba'yı tekrar anlatmıyoruz. Burada İzzettin Çalışlar da Sadık Altıncan'ı da bu videoda inceledik. Daha önceden bahsetmediklerimizden bahsedelim. Mehmet Fahri Engin arkadaşlar var, seçebiliyoruz. Donanma ve Deniz Harp Akademisi Komutanı, Deniz Bank müşavirliğini de yapmış, milletvekilliği, muhabere ve münakalat bakanlığı yapmış arkadaşlar. Şimdi bunları da şuradan görebiliriz. Mesela Sabiha Gökçen taktikal bombing, işte o Dersim olaylarında mesela bombalama şeyleri var. Ground support'a veriyor. Ama tabii Ottoman loyalist'ten gitmeyeceksin. Çünkü Osmanlı donanması, pardon, Osmanlı donanması değil sadece, Osmanlı ordusunda da kadın komutanın olması mümkün değil. Bu olmayacak mesela. Mehmet Fahri Engin mesela fleet logistik, donanma lojistiği, naval maximum range faktör, yani naval donanmanın maksimum gidebileceği şeyi arttırıyor gibi. Yani buradan da efektleri, yani etkileyebileceği şeyleri göreceksiniz ve de requirement, yani bunu görevlendirebilmek için ne yapmak lazım? Mesela Refet Bele için Mustafa Kemal Atatürk'ün lider olmaması lazım. Çünkü Refet Paşa biliyorsunuz şeyde Osmanlı tarafına geçersek görevlendirdiğimiz bir kişiydi. Şimdi Mehmet Fahri Engin'den sonra Ali İhsan Sabis arkadaşlar. Bunlar şeyde yer alıyordu diye biliyorum. Ha, şu an burada gözükmüyor çünkü CHP yönetimi var şu an. Ama mesela Osmanlı'yı kurduğunuz zaman
bu kişileri de getirebiliyorsunuz. Ali İhsan Sabis kimdir peki? Türk Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi komutanlarından birisi. İngilizlerce tutuklanıyor Irak Cephesi'nde çünkü 1. Dünya Savaşı'na katılıyor. Sonra Malta sürgünden sonra büyük taarruza vesaire katılıyor. Bakın 30 ve 40'lı yıllarda Alman yanlısı fikirleri savunmuş. Bundan dolayı mahkum olmuştur. Demokrat Parti döneminde de milletvekili seçilmiş bir kişi imiş arkadaşlar. Turancılık ülküsü vesaire burada da yer alıyor arkadaşlar. Şimdi mesela bakalım özelliğine Ali İhsan Sabis'e şuradan bakalım. Evet Ali İhsan Sabis için herhangi bir şey yokmuş mesela. Muhtemelen Osmanlı kurulunca geliyordur ama. Eski bir komutan. Ordu planlaması var. Bir de Halil Kut var. Ordu lojistiğini veriyor. Attrition'ı azaltıyor yani yıpranmayı. Halil Kut'a bakıyoruz. Kut soyadını Atatürk veriyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Kutülamare zaferini kazanıyor. Kutülamare kahramandır. İngilizlere esir alan bir kişi arkadaşlar. İngiliz komutanlarını esir alıyor. Irak cephesinde bayağı da böyle bir şeyi var. Nutuk çekmiş orduya. Vay şöyle kazandınız, böyle kazandınız diye. İngiliz bir tarihçi Kut kaybını yani bizim Kutülamare zaferimizi Britanya'nın, İngiltere'nin askeri tarihindeki en aşağılık şartlı teslim olarak esas alıyor. Daha sonra işte yeğeni Nuri Paşa, Nuri Killigil ile birlikte Kafkas İslam Ordusu'na katılıyor arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı döneminde de işte o Azerbaycan tarafına gittiği için Sovyetleri iyi tanır. Doğru mu hatırlıyorum acaba Lenin'in göndereceği, Kurtuluş Savaşı'na destek için göndereceği Sovyet külçe altınlarını, evet külçe altınları ve silahları getirmekle görevlendirilen bir kişi. Daha sonradan işte Enver Paşa yanlısı olduğu için birazcık ülke dışına gönderiliyor. Halil Kut'un torunu Mason Büyük Locası'nın eski büyük üstadıymış. Yani çok ilginç ilişkiler görüyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşı. Enver Paşa'nın amcası oluyor. Kendinden de küçük bir amcası yaş itibariyle. Bir yaş küçük. Çok yani Türkiye'nin o dönemki işte İttihat Terakki Cumhuriyet'in kurulduğu yıllar vesaire Türkiye'yi yöneten çevreyi görürseniz çok ilginç ilişkiler ağına rastlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Halil Kut'la ilgili de şöyle de ilginç bir bilgiye rastlamıştım. Türkçe kısmında bunu şey yapmıyorlar. Türkçe kısmında yazmamışlar. İngilizce kısmına bakınca gördüm. İşte Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili işte Ermenilere bu Anadolu'da Türkiye'de bir tane bile Ermeni bırakmayacağız gibi böyle iddiaları şeyleri var. Ermeniler isyan ederse onları kovarız falan böyle çok ilginç söylemleri de bulunmuş. Ermeniler de kendilerinin işte Ermeni soykırımı iddialarını desteklemek için Halil Kut'un bu sözlerinden mesela delil olarak gösteriyorlarmış arkadaşlar. Böyle ilginç bir şey var. Çok da ilginç bir bilgi. Bonus olarak bunu söyleyelim. Son isteği mezarına rakı dökülmesiymiş. Böyle de ilginç bir şeyi vasiyeti varmış adamın. Türkiye'deki hatta muhafazakar çevreler bunu bayağı bir şey yapıyormuş. Tepki gösteriyorlarmış buna. Yani ilginç bir adam yani. Sen tut İngilizlerle savaş, Türklerle savaş, Sovyetlerle savaş, Türkleri kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'na destek ver falan filan. Ama ondan sonra böyle de mezarıma rakı döksünler diye bir vasiyette bulun. Demek ki rahmetli rakıyı çok severmiş. Kafada biraz kırıkmış demek ki, bilemiyorum artık. Şimdi arkadaşlar bütün karakterleri gördük bu video serimizde. Çok fazla bir şey kalmadı anlatabileceğimiz. Bir şu yukarıda şeyler var. Endüstriyede bu şirketler var. Ama bunun içinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Petrol Ofisi, bunların da tutup tarihini anlatmaya gerek yok. İlginç karakterleri, gerçek hayatları ve Türk siyasetinde etkileri nasıl oldu anlattık. 9 videoluk bir seri çektik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra Hearts of Iron'la farklı yine tarihçi gözüyle bilgilendirici şekilde
Yani sadece oyun anlatma değil de oyunla ilgili bilgi verecek şekilde de videolar çekebilirim. Belki yine bu Bosphorus DLC'sinin küçük ülkeleri, komşu ülkeler Yunanistan, Bulgaristan olabilir ve hatta Almanya Sovyetler Birliği'nin fokuslarını çekebiliriz ve hatta İngilizce de yapabiliriz globalde herkesin anlayabileceği videolar olsun diye. Nasıl videolar görmek istiyorsanız kanalda yorumlara yazın. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. İzlediğiniz için seriyi teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımızı izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.